Tuana Kalıp Bu Benim İşimi sunar. Merhaba sevgili izleyenler, Bu Benim İşim programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Mermer ve Granit Atölyesi'nde olacağız. Sizlere burada işlenen, yürüyen işleri her zamanki olduğu gibi tek tek, kademe kademe anlatarak sizlere sunacağız. Bakalım bugün burada neler yaşayacağız, neler yapacağız. Yavaş yavaş birinci aşamadan başlayalım. Görelim ilk başta neler oluyormuş, sonrasında daha neler olacak. Yavaş yavaş görelim. Görüşmek üzere. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldin. İsim öğrenebilir miyim? Yalçın Altun. Yalçın abi, şu an burada mermer taşıyorsunuz. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Biraz geri çekilelim iş güvenliği. Evet. Burada mermer taşıyorsunuz. Bu mermer şimdi ne olacak? Bana bundan kısa bir özet çıkarır mısın? Şimdi bu taşları alıyoruz. İçeriye götürüyoruz. İçeride müşterinin ihtiyacına göre, isteğine göre şekillendiriyoruz. Mutfak tezgahı, bazen alımları dahil olmak üzere bu tür çalışmalar yapıyoruz. Tabii hepsi içerisinde evyesi, işte o da tabii müşterinin isteğine göre şekillendiriyoruz yani. Daha doğrusu bunlara şimdi şöyle bir şey diyelim. Tabii genel ismi bunların mermer diye tabir ediyoruz. Fakat bunların çoğu granit. Şu anda bizim çalışmış olduğumuz taşların çoğu granit. İşte Belenko dediğimiz, Chimstone dediğimiz, değişik markalar, butik taşlar dediğimiz çok çeşitli taşlar mevcut. Müşterinin isteği doğrultusunda işliyoruz bunları. Şimdi bu aldığımız taş içeri girecek. Evet. Ve içeride kesimi yapılacak. Evet. Kesimi yapıldıktan sonra genelde zaten burada yaptığınız iş mutfak mermeri olarak yapıyorsunuz. Evet. Onlar gerçek. Şimdi şöyle, bunu alıp tezgaha vinçle beraber alıyoruz. Taşıma arabamızla içeriye makinenin yanına götürüyoruz. Makinenin yanında işte boyuna göre, atıyorum müşterinin mutfağının boyuna göre enini, boyunu kestikten sonra taşın bir de evye bölümü var. Şimdi evye de yine müşterinin isteğine göre alttan evye olabiliyor, üstten olabiliyor ankastre evyeler. İsteğine göre şekillendiriyoruz. Evyesini yapıyoruz. Ön çalışması, arkada süpürgeli, önde geçmeli fugası. Tabii bunları da çeşitli 3-4 çeşitli yapım şekilleri var. O şekilde müşterinin isteği doğrultusunda şekillendiriyoruz. Şimdi göreceksiniz. İçeride atacağız makineye, keseceğiz ve evye açım şeyine getireceğiz.
Şimdi bu araç sayesinde mermer içeri taşınacak ve tezgaha yatırılacak. Evet, şimdi şöyle bir şey, daha önce tabii bu teknikler yoktu. Tamamen el gücüyle, insan gücüyle yapıyorduk. Ama bugün görmüş olduğunuz gibi bu vinçler ve yürüyen arabalar sayesinde daha işi teknik ve basit bir seviyeye indirmiş olduk. Tabii insan gücünden biraz daha şey yapmış olduk bu teknik sayesinde. Yani bayağı bir bizlere de rahatlatmış oldu yani. İşiniz kolaylaştı. Tabii tabii. Yani bunları tamamen şu plakalar olsun, bu taşlar olsun tamamen insan gücüyle taşınıyordu. Şimdi bunların bayağı bir faydası oldu yani. Vakum makinelerimiz bunlar da yoktu. Buradan da aynı şekilde insan gücüyle, tamamı insan gücüyle yapılıyordu. Ama bugün bayağı bir işimizi rahatlatmış oldu. Direkt bunu alıyoruz. Hiç insan gücü kullanmadan tamamen makine vasıtasıyla makinenin üzerine atıyoruz. Şimdi bu mermeri hangi makineye? Şimdi bunu şu makineye atacağız. Köprü kesim dediğimiz makine. Ya tabii her makinenin hepsi aşağı yukarı aynı işi yapıyor ama hepsinin farklı olanları var. Şimdi şöyle bir şey. Bu makina hem boyunu hem enini daha güzel bir şekilde ebatlıyor. Eklerde de sorun yaşamamış oluyoruz. Diğer makinalarımızda da yine önünün, arkasının geçmeli fukalarını ve diğer ince çalışmaları yapıyoruz. Şimdi bunu, bu da kapla dediğimiz vakumla, vakum yoluyla taşı tutuyor. Aynı şekilde makinenin üzerine rahat bir şekilde atabiliyoruz. Şimdi şu an tuttu. Tabii. Şu an tuttu. O zaman buradan yavaş yavaş. Evet, çekelim. Evet. Şimdi kendini bir sağlama. Kesim işlemi gerçekleşiyor. Evet. Makine otomatik olarak kendisi yapıyor. Siz herhangi bir şu an gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi biz ilk etapta tabii kesmemiz gereken ölçüyü giriyoruz. En olarak. Önce en olarak kesiyor. Daha sonra alttaki tepsi dönüyor. Boyunu da kesiyoruz. Kesim işlemimiz bitmiş oluyor. Daha sonra taşı alıyoruz. Evi açmak için ileri tarafa götürüyoruz. O makinede kesim işi tamamlanmış oluyor yani. Yani makine şimdi burada sizin
ölçülerimize göre evet. kendisi belirliyor, evet. kesiyor. Evet. Bizim evet girmiş olduğumuz programa göre yani tamamen otomatik yani otomatik olarak kendisi kesiyor programa göre. Ha şu da var yani istersem atıyorum 10 tane 5 santime diyorum taş kes. Kesiyor bittikten sonra duruyor. Yani bunları kendisi yapabiliyor. Evet. Sizin için de bir kolaylık sağlıyor. Tabii tabii tabii. Biz şimdi daha önce bütün mermer makineleri elle çevirmeliydi. Kaldı ki şu anda yine o tarz bak şu anda kesme işlemini bitirdi. Ha ben şimdi bunun boyunu enini kestik. Boyunu kesmek için makinamızı tepsiyi çeviriyoruz. Şimdi de boyunu keseceğiz. Bakıyoruz girmemiz gereken ölçüyü verip vermediğini kontrol ediyoruz. Evet veriyor. Şimdi boyunu keseceğiz. Şimdi biz yine boyunu kesmek için makinamızı başlama noktasına getiriyoruz. Taşın ne şekil keseceksek. Bunu kendiniz ayarlıyorsunuz. Evet tabii ayarlıyoruz. Bak şimdi diyorum getirdim orada durdu. Şimdi programa giriyorum. Programı eski programı sıfırladım. Yeni program veriyorum. Bir tane diyorum. Okeyledim. 250. Milimi de dahil. Bak 250 milimi yok. Okeyledim. Şimdi başlatıyorum. Başlattım. Başlattıktan sonra hangi tarafa gittiğini de komutunu buradan veriyorum. Geriye diyorum. Ha şimdi makine kendisi kesecek. Yani bunlar insan için bayağı bir kolaylık şu makineler gerçekten. Bu ortamda kaç kişi çalışıyorsunuz? Biz yaklaşık burada şu an 15 kişiyiz. 15 kişiyiz ama şu an tabii ki birçoğu dışarıda montajda. Üç ekibimiz dışarıda. Bizim yanımızda yine 2-3 yardımcı elemanlarımız yine vardı. Onlar da yine dışarıda. Tabii işin yoğunluğuna göre, ihtiyaca göre burada dükkanda kalınıyor atölyede veya dışarıya montaja gidiliyor. İşin yoğunluk durumuna göre hangi tarafta yoğunluk fazlaysa fazlalık o tarafa yöneliyor. Şu anda burada Tabii şu anda biz iki kişi görmüş olduğunuz gibi zaten birçok işi makineler birçoğunu yapıyor. Siz zorlayacak bir tabii yok olmuyor. Yok. Biz tabii. Ama iş yoğun olduğu zaman bu tempo yetmiyor. Bize en az 2-3 kişi daha yanımıza alıyoruz. O şekilde yapıyoruz. Çünkü işin durumuna göre. İşin yoğunluk durumuna göre yapıyoruz. Şimdi 2,5 metreyi ayarladınız. Evet, ayarladık. Şimdi boyunu o şekilde kestirdik. Makine şimdi kendisi görmüş olduğunuz gibi vermiş olduğum programa göre kesiyor. Bu taş mutfak mermeri olacak. Evet, galiba. Bu mutfak tezgahı olacak. Taş Star Galaxy dediğimiz granit. Şimdi kesme işlemini tamamladı. Tamamladı, bitti. Şimdi makine geriye gidecek ve orada duracak. Ben işimi yaptım diyor. Diyecek. Makine için paydos. Evet şimdi ama tezgahı tekrar çevireceğiz. Taşımızın üzerine temizleyip seyyar tezgahları alacağız.
sevgili izleyenler. Şu anda taşın kesim işlemi tamamlandı. Taş mutfak tezgahı olmak üzere şimdi başka bir alana götürülecek ve orada ona evye takılacak. Evye dediğimiz şey ise mutfaklarda musluğun altında gider olarak kullanılan nasıl derler, metal. Metalinden yapacaklar zaten. Metal bu takılacak. Şimdi onun için de bir kesim yapılacak. Hatta burada da örnekleri var zaten. Dışında macun şeklinde bir katıyla, sıvı daha sonrasında katılaşan bir maddeyle gerçekleşiyor. Buraya sabitlendikten sonra kısa bir şeyi, yani yapımında gerçekleşen şey, yarısı, nereden baksanız yarısı bitti. Daha bunun kenar kısımları yapılacak. Daha kenar kısımları yapıldıktan sonra da inşaat halindeki eve veya mutfak tezgahı takılacak olan eve hazır halde gidecek ve orada montajı gerçekleşecek. Şimdi ustamız burada, dediğim gibi o evyelerden, burada şimdi hazır bir şekilde olan bir taşımız var. Ona takacak. O diğeri çünkü daha üzerinde yapılacak olan işlemler var. O yüzden size göstermek amacıyla hazır bir taşla gerçekleştireceğiz bunu. Evet. Evyeyi alacak ve evyenin kenarlarına silikon. Öncelikle silikonla silikon çekiyoruz. Yapılacak. Su için çok önemli bu. Suyun geçmesini önlüyor. Aynı zamanda şimdi hem silikon yapıştırma aşamamız, işimiz 3 aşamada bitiyor. Şimdi önce silikonu çektik, gördüğünüz gibi ayarlamasını yapıyoruz. Dengeyi güzel, dengeli mi diye bakıyoruz. Dengeli. Daha sonra vidalama, düşmeye karşı vidalama usulüyle yapıyoruz ki düşmeleri önlüyoruz. Çünkü şöyle bir tabir var şimdi. Alttan yapışan evde düşer. Düşebilir deniyordu. Artık bu tabuyu yıkmak için biz de ne yaptık? Vidalama usulüyle bu işi çözmüş olduk. Daha çok sağlam. Tabii. Şu anda düşmesini önlüyoruz. Yani şu vida sayesinde gördüğünüz gibi bunun düşmesini engellemiş oluyoruz. İki taraftan vida takıyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Evet, buyurun. Metali daha çok mu tercih ediyorlar, yoksa bunun mermer şeklinde Şimdi şöyle. Evet, mermer şeklinde, mermer değil de günümüzde artık mermerler yavaş yavaş kalktı. Ancak mermer, kendinden mermer olan taşlarda az çok bulunmakta. Ama çok tercih değil. Şu anda ürünler hep ankastra olduğu için daha çok ankastra ürüne yöneldi. Hani alttan dediğimiz, tabir ettiğimiz evye bu. Bir de üstten evyeler var. Ankastra tipi dediğimiz evler. Daha çok ona yöneldi günümüzde. Evet, bu ikinci aşamamızı yaptıktan sonra bunun üzerine tekrardan bir de görmüş olduğunuz gibi şuradan üzerine tekrardan polyesterle birlikte macun döküp daha da sağlamlaştırıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Düşmeye karşı önlemimizi almış oluyoruz. Böylelikle 3 aşamadan sonra evi yapıştırma işimiz de tamamlanmış oluyor. Az önce alttan evyeyi gördük. Şimdi ise üstten evye dedikleri. Yani şu şekilde tezgah. Bir tarafı tezgah, evet. Bir tarafı musluk şeklinde, musluğun altına gider şeklinde. Bir tarafı bulaşık yıkama yeri, musluğun altında kullanma yeri. Diğer tarafı da damlalıklı kısmı. Yani atıyorum yıkanan bulaşığın suyunun akıp gidere gitmesi için. Bunlar da tabii müşterinin isteği doğrultusunda kullanıyoruz. Mesela şöyle bir evye var. Bu şekilde de bu çeşit evyeler var. Bu da alttan evye. Alttan biraz daha kapsamlı bir çalışma gerektiren bir evye bunlar. Ama dediğim gibi bu evyeler ankastra tip. Üstten geçme evyeler.
Daha çok bu evleri yerinde montaj yapıyoruz. Montajını gittiğimiz evlerde gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi bu ürünlerin çok çeşitleri müşterinin tercihine göre elimizde de mevcut. İster bunu müşteri kendisi alır, ister bizim mevcut evlerden tercihini yapabilir. Tamamen müşteriye kalmış. Bu evye için iki bölüm kesiyorsunuz taşta. Evet. Alttan yapıştırıyorsunuz. Evet. Bu kısım ne olarak kullanılıyor? Ya şimdi daha çok aslında burada işte meyve falan yıkamak için kullanıyorlar bu bölümü. Çoğu da tercih etmiyor. Tabii müşterinin dediğim gibi zevkine kalmış bir şey. Tercih edenler de var. Mesela görmüş olduğunuz gibi üstten evlerde de var. Bak bunda var mı? Bunda yok ama diğerinde var. Tercih, tamamen tercih. Tamamen talep meselesi, müşterinin zevki yani. Başka bir şeyi yok yani, bir esprisi yok. Müşterinin zevki. Peki sizin müşteriye önerdiğiniz tarz evyeler nasıl oluyor? Ya şimdi şöyle bir şey. Biz daha çok müşterinin hani biz doğruyu olması gerekeni söyleriz falan. Müşterinin kafasında illaki bir şey vardır. Ha, o yüzden biz o konuda fazla ısrarcı olmaya gerek yok. Ama tabii şöyle bir evye gayet güzel bir evye. Çünkü taşın üzerinde hem fazla yer kaplamıyor, taştan fazla kesmemiş oluyorsunuz. Hem ideal bir evye. Yani bu tercih edebiliriz. Daha kullanışlı. Çok, tabii. Daha çok günümüzde şu anda en çok alttan evyeler kullanılıyor. Çünkü taştan da fazla kesilmemiş. Fazla kesilmemiş oluyor. Yani taşı da gösterme bakımından biraz daha kullanışlı oluyor. Dediğim gibi düşme olayı da artık yok. Daha önce o vidalama yapmıyorduk onlara. Biraz daha düşmesi şey oluyordu ama şu anda biraz daha iyi yani. Şu anda mermer döküm atölyesindeyiz. Daha doğrusu mermer olarak mı söyleniyor bilmiyorum ama burada tezgahların el dökümü de gerçekleşiyor. Bu tezgahlar üzerinde mutfak tezgahları için kalıplar var. Bu kalıplar sayesinde bir tam olarak hangi maddeyle, hangi malzemeyle yapıldığını net bilmiyorum. Birazdan ustamızla da görüşeceğiz zaten bu konuyu. Ondan bilgilerimizi alacağız. Bu tezgahlar üzerinde döküm işlemleri gerçekleşiyor. Sanırsam şu kovaların içinde olan maddelerle, artık macun mu diyorlar, neyse, polister diye yazıyor ama bu malzemelerle yapılıyor. Olcu abi gel. Galiba bunlar kullanılıyor. Evet. Bize burada neler yapılıyor, neler gerçekleşiyor bunları anlatır mısın? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burası sizin de söylediğiniz gibi mermerit döküm atölyesi. Şimdi şu an burada bugün ustalarımız yok. Çünkü bugün döküm olmadığı için ustalarımız dışarıda montajdalar. Ha, ben size kısaca bahsedeyim. Şimdi şu kalıplarda görmüş olduğunuz gibi mermerit mutfak tezgahları dökülüyor. Şimdi burada aynı zamanda demin de söylediğim gibi mutfak tezgahları dökülüyor. Şimdi bu kalıpların metresi boyu 5 metre. Atıyorum müşterinin mutfağı 3 metre. 3 metreye göre çekiyorsun. Evyesi nerede? Evyesini de o şekilde ayarlıyorsun. Hangi taraf, hangi dambalıksa. Daha sonra onu ayarlıyorsun, bunun ilacını atıyorsun, işte ilaçları vesairesi, yardımcı maddeleri. Daha sonra şurada görmüş olduğumuz kazanda bunun ilacı yapılıyor. Ana maddesi bunun polyester. Polyester ve mermer tozu.
O kazanda karıştırılıp güzel bir şekilde karıştırıldıktan sonra kalıpların üzerine dökülüyor. Döküldükten sonra kuruması bekleniyor. Kuruduktan sonra kalıplardan kaldırılıyor. Tabii bir gün sonra kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra da montaja hazır vaziyete geliyor. Şu kazanı bir inceleyelim. Tabii. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ben meraklıyım biraz bu konularda da. En ince şey olana kadar görmüş olduğunuz şu tozlar bunun üzerine tabii ne kadar ihtiyaca göre kaç mutfak kaç tezgah dökülecekse ona göre içerisine polyester ve toz dökülerek karıştırılıyor, hamur haline getiriliyor. Hamur haline getirildikten sonra dediğim gibi kalıpların üzerine kovalarla birlikte taşınıp kalıpların üzerine dökülüyor, tezgahları meydana getiriliyor. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an burada cila parlatma işini yapıyorsun. Evet. Bu buraya yerleştirildi. Evet. En son cilası oldu. Sonrasında da musluklar falan takılacak. Evet. Sonrasında kullanıma hazır olacak. Yani. Şimdi bu taşı buraya getirin. Granit. Evet. Bildiğim kadarıyla granit buraya doğal geldi. Taş. Doğal taş. Granit buraya geldi, takıldı. Siz de bunun montajını gerçekleştirdiniz. Evet hocam. Ne zorluklardan geçti şimdi bu granit? Bize biraz anlatır mısın? Dükkanda kesim aşamasından itibaren inşaata getiriyoruz. Ölçülerini alıyoruz. Kesimini yapıyoruz. Yerine yerleştiriyoruz itinayla. Ekini ayarlıyoruz. Ondan sonra sübükelik, çıta, minimum işlemlerden geçtikten sonra son hali bu hale gelmiş oluyor zaten hocam. Bu halinden sonra kullanıma hazır oluyor. Evet. Bizden sonra bataryasını, işte fayansını, ocağını falan aldık. Müşterimiz de kullanmaya hazır. Aşağıda az önce mermerit gördük. Mermerit evet. De oradaki. Onun da bir parçası takılacak. Evet. Kesim işlemi falan. Şimdi siz bu inşaata getiriyorsunuz bunları. Evet. Burada parça kesimi falan yapıyor musunuz? İnşaatın içerisinde değil, dışarıda. Kesimimizi yapıyoruz. Aracımızda iniyoruz. Belli güvenlik tertibatlarımızı giyindikten sonra kesim işlemlerimize başlıyoruz. İnşaatın dışında. Montajımız bittiğinde de bu duruma gelmiş oluyor hocam. Bu duruma gelmiş oluyor. Peki arta kalan malzemeler oluyor ya. Onları evet. Aynı bina içerisinde kullandığınız oluyor mu? Yoksa geri dönüşüm olarak kendi şirketinize mi kullanıyorsunuz? Şirketimizde kullanılmıyor. Da şöyle bir şey oluyor. Yani inşaatın çevresinde bırakmıyoruz. Güvenlik sebebiyle. Alıyoruz tekrar atık olanlara atık. Kullanılabilir durumda olanları tekrar değerlendirmeye alıyoruz tabii ki. Buradaki granit takım işlemi bitti. Evet, cilası da atıldı. Bundan evet. Sonra daha burada hiçbir şey yapılmayacak. Yok, bizim başka bir işlemimiz kalmamış oluyor. Burada bizim işimiz kalmadı. Şimdi aşağıda mermerit için bir işlem yapılacak. Evet. Onu göreceğiz. Ondan sonra da İsmail Bey ile röportajımıza geçeceğiz.
Evet, tüm atölyeyi gezdik. Her şeyi gördük. Taşların kesimi, yapılma, imalatı, her şeyini orada inceledik. Ve en son evresi olarak da mutfak tezgahı olarak bu şekilde karşımıza çıkacak. Bu yapılan, burada yapılan taşlar. Bu taşlar yurt dışından geliyor. Türkiye'den çıkan taşlar da var. Gördüğünüz gibi buradaki taşta ise daha öncesinde yapılması da zor olduğu bilgisini aldık. Birleşme noktaları neredeyse birebir aynı. Bunun ayarlaması gerçekten zor oluyormuş. Bunu öğrendik burada. Bu şekilde bir tezgah ayarlanmış. Normal evlerimizde de hiç bu şekilde bir tezgah görmemiştim ben. Arka tarafı mermer, full mermer olan bir tezgah görmemiştim. Gayet de hoş duruyor, güzel duruyor. Bu tarafta da bayağı türünün yani son örneği diyebileceğimiz bir taş. Gerçekten harika bir şekilde duruyor burada. Bu şekilde buraya koymuşlar sunum amaçlı. Müşterilerin ilgi odağı olması amaçlı. Tahmin ettiğim kadarıyla bayağı bir pahalı bir taş. Yani Türkiye'de herhangi bir yerde bu taşları bulunması zor ve çıkarılması da gerçekten daha bir zor. Yani doğanın güzelliklerinden faydalanıyoruz. Bunları güzel bir şekilde kendimiz güzel bir şekilde şekil vererek hayatımıza sokuyoruz, kullanıyoruz. Şimdi bizden bu kadar. Gidelim dışarıda işletme sahibiyle bir röportajımızı yapalım. Sizlere gerekli bilgileri kendisi de versin. Neler bu zamana kadar bu işte nereden nereye gelmiş, nasıl yapmış, bu taşlar nereden geliyor bunları soralım. Mermer atölyesine geldik. Burada her şeyi gördük, inceledik. Yine her zamanki gibi size aktardığımız gibi aktardık. En başından başladık sonuna kadar. Gösterdik. Gösteremediğimiz yerler oldu ama bunların telafisi bir sonraki programlarımızda size olacak. Merak etmeyin. Şimdi bizi bugün ağırlayan burada yani bu işletmenin sahibi olan İsmail Bey'le kısa bir röportajımız olacak. İsmail Bey, sizi yavaş yavaş buraya alalım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. İsmail Bey, bize buranın kuruluşunu anlatır mısınız? Yani nasıl başladınız? Bu işe nasıl gönül koydunuz? Nasıl buralara kadar geldiniz? Şimdi tabii kolay olmadı. İlk başta bunu söylemek gerekiyor. Bir uğraş, bir çaba sarf ederek yapılan bir sektör. Sonradan bu sektöre girdik. 99 yılında çıraklığımız da başladı. 2004 yılına kadar çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi. Ondan sonra da kendi şirketimizi kurarak böyle bir fabrikayı kurduk. Bu yani. Peki sizi bu zamana kadar, yani nereden baksanız bir 16 yıllık bir ustalık var, 16 yıllık bir iş tecrübesi var. Evet. Bu zamana kadar sizi zorlayan bir durum oldu mu bu iş konusunda? Nasıl bu kademelere çıktınız yani? Zorlukları neler oldu size? Ya şimdi inşaat sektörüne hitap ediyoruz biz. Tabii ki yaptığımız meslek icabı da ağır bir sektör. Taş sektörü yani. Belki mesleklerin içerisinde en ağır bir sektör. Hem hacim olarak hem maddiyat olarak her sektörde ağır bir sektör. Yalnız tabii ki ticarette sabır, söz, güzel sunumlar her zaman başarı sağlıyor. Yani bunları hedef kıldık. Bunlarla beraber başladık. Küçükten başladık. Olmayan bir şeylerle başladık. Çalışarak, hani eskili tabirlerle bilek gücüyle yaparak, uğraş vererek yatırımlarımızı hep iş yerine, şirketimize
yaparak böyle bir müşterimize sunum yapıyoruz burada. Mutfak tezgahı üzerine ağırlık. Granit, çimston, belenko, yani kuvars ürünleri, granit ürünleri, butik mermer ürünleri, ayrıca döküm mermerit ürünleri olarak müşterimize sunum yapıyoruz. Şekilde. Size bir soru yöneltmek istiyorum. Burada bu taşlar, arasında bulunduğumuz bu taşlar nerelerden nasıl geliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Üç çeşit taşımız var burada. Butik mermerler, mutfaklık, şöminelik, işte kablama üzerine. Doğal granitler ve kuvars ürünler olarak. Kuvars yapay bir taş. Bunların fabrikaları var. Buralardan temin ediyoruz. Mermer yine Türkiye iç piyasasından, işte Marmara, Afyon, Muğla, Uşak, o taraflardan. Granitler ise ağırlıklı yurt dışı. Yani Hindistan, İspanya, Afrika, Brezilya, Norveç, bütün dünyadaki farklı görseldeki taşları, granitleri toparlayıp şirketimize getirip sunumlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Yani her ülkeden var diyebilirim. Yani Türkiye'de de var ama ağırlıklı yurt dışı doğal taşlarımız. Ağırlıklı yurt dışı. Grantler bu şekilde. Bu şekilde. Müşterileriniz en çok bu tarz taşları mı tercih ediyor? Yoksa sizin dediğiniz mermerit döküm şeklinde olan taşları mı? Şimdi şöyle bir şey. Maliyet ve dönemsel olarak farklılık gösteriyor ama şu dönemde ağırlıklı tercih edilen ve sunum yaptığımız taşlar granit. Çünkü granit taş olarak en sert bir malzeme. Yani kristal minerallerle oluşum sağlayıp oluşan bir taş. Mermer de işte bir kaya parçası, kaya parçasından sonra dolomit ve kireç suyunun oluşmasıyla, belli bir zaman ve belli bir yoğunlukla, sıcak temasla oluşmasıyla oluşan bir taş. O yüzden sert ürün olarak doğal granit daha çok tercih ediliyor şu anda. Şu dönemdeki şey o, yani tercih edilen doğal granit. Renk çeşitleri fazla, rezervleri fazla, yani yurt dışı bazlı konuşuyorum bunu. Doğal granit. Yani fiyat olarak da uygunlukları var. Ekonomik olarak da sunum yaptığımız taşlar doğal granit. Evet, o şekilde. Pekala, size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi bugün burada ağırladınız. Ben teşekkür ederim. Bize gezdirdi İsmail Bey. Mermer atölyesinin granit taşlarını gösterdi. Her taşın farklı bir ülkeden geldiğini, çıkarıldığını, zorluklarını da anlattı. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kalıp Bu Benim İşimi sundu.